Videoya geçmeden önce sizlere bir duyurumuz var arkadaşlar. Yazılı yazılısın kanalı olarak çok uğraştık, çok çabaladık ve sonunda hayalimiz olan sadece gerçek yazılı örneklerinden oluşan yazılı depozu adındaki kitabımızı piyasaya çıkardık arkadaşlar. Şu an için 5. sınıftan 10. sınıfa kadar kitaplarımız mevcut. Her yazılı döneme uygun olacak şekilde tüm derslerden 3'er yazılı örneği sizleri karşılıyor. İlk başta gördüğünüz gibi burada kısa bir konu anlatımı veriyoruz. Sadece işinize yarayacak bilgiler de oluşuyor. Ardından da mevcut fedatına uygun olacak şekilde yazılı sorularımızı hazırladık arkadaşlar kitaplarımızı kitapişyarmı.com adresinden yazılı 5 indirim koduyla %5 indirimle beraber temin edebilirsiniz veya da işyar şubelerinden gene alabilirsiniz. Yazılı Yazılımcısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 6. sınıflar 1. dönem 2. İngilizce yazılı, yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Daha fazla örnek yazılı soruları için yazılı adresimize adresimizi ziyaret edebilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Yukarıda kazanımımız veriliyor. Dileyen, dileyenler okuyabilir. Sorumuza bakacak olursak. Order the words to make a complete sentence. Burada cümleleri, e, karşılık olan verileri, verilen kelimeleri birleştirerek cümlemizi oluşturmamız istenilmekte. Şimdi ne diyebiliriz? We all summer feel uh, holidays happy deniliyor. Şimdi e, baktığımızda tabii ki de öncelikle soru olmadığı için özlemimiz direkt başa gelecektir. Özleden sonra fiil olabilecek neyimiz var? Burada fiil var arkadaşlar. Fiil hissetmek. We feel hissetmek nasıl hissederiz? Mutlu. We feel hatta şöyle yaptıklarımızda e, eriyelim. We feel happy on summer holidays. Summer holidays dediğimizde ne demiş olduk? Biz işte e, yaz tatillerinde mutlu hissederiz şeklinde cümlemizi tamamlamış olduk arkadaşlar. İkiye baktığımızda Moody today and Eren is sad. Ne diyebiliriz? Arkadaşlar mesela Eren'in Moody, işte mood'u e, ne olsun işte karamsar olmuş. Karamsar demektir. Moody karamsarmış ve üzgünmüş bugün. O zaman diyelim ki hemen özneyi başa getireyim. Eren is. Is bildiğiniz gibi bir öznedir. Be'nin e, he e göre çekimlenmiş halidir. Eren is moody. Karamsar and sad, üzgün today. Bu şekilde cümlemizi tamamlayabiliriz. Eren bugün karamsar ve üzgün. On three snowy days Serkan surprised. Şimdi Serkan'ı başa getirdik. Sonra fiil feel olarak feels var. Feels hissetmek ve Serkan olduğu için S takısını da unutmuyoruz. Serkan nasıl hissetmiş e, bugün arkadaşlar? Yani e, hangi gün işte karlı günde feel surprised, şaşırmış hissetmiş. Yani şaşırmış arkadaşlar. On snowy days. İşte karlı günlere çok şaşırdığını buradan e, söyleyebiliyorum. Warriors Stormy at feels Night Battle. Beril. Beril'i hemen başa getirelim. Fiilimiz ne? Feels. Gene hissetmek. Feels worried. Endişeli hissetmek. Feel worried at a uh, stormy night. Fırtınalı günlerde. Ne hissediyormuş? Endişeli hissediyormuş. Beril arkadaşlar. Bu şekilde fiil cümlelerimizi tamamlıyoruz. Önce yapmanız gereken özlemizi başa getirmek ardından fiilleri getirmek o şekilde cümlenin düzenini kurmak olacaktır. B bölümüyle devam edelim. Make comparative. Karşılaştırmaları tamamlayınız yapınız edilmekte. Bildiğiniz gibi bizim sıfatlarımız vardır. Ve karşılaştırma yaparken bu sıfatlara belli başlı kalıplar gelmektedir. R2 gelmekte, ER2 gelmekte, yr 2 gelmektedir vesaire vesaire. Bunun kuralları vardır. Örneklerden daha iyi anlayacaksınız. Sonrasında e, karşılaştırma için hani nasıl bir yol izliyoruz? Şöyle, karşılaştırma nedir öncelikle onu düşünelim. Şu an elimde iki tane kalem olduğunu düşündüm. Biri kısa olsun, biri uzun olsun. Şimdi ben şöyle desem, bu kalem diğer kalemden daha kısadır desem bu bir karşılaştırma cümlesidir. İşte tam olarak burada yapmamız gereken de budur. Summer ile Spring, ilkbahar burada karşılaştırılmak isteniyor. Neye göre? Hot, sıcaklığa göre karşılaştırılmak isteniyor. Yaz ilkbahardan daha sıcak olduğundan dolayı ne diyeceğiz? Summer is hotter. Hotter than. Burada deni de unutmayalım arkadaşlar. Den önemlidir. E, komparatiflerin karşılaştırmanın olmazsa olmazı. Buradaki is yani fiilimiz. Hotter e, sıfatımızın komparatif hali. Ve son olarak da den oldukça önemlidir. Bunlar olmazsa olmazlarıdır diyebiliriz. Yani ne demiş olduk? Yaz mevsimi ilkbahardan daha sıcak. My father is not nokta, Uh, your dad. Benim babam senin babanın daha gençtir. Young, young. Yani gençlikle alakalı daha genç dememiz için younger ifadesini getireceğiz. ER'yi getiriyoruz. Burada ise hatır dedik. Hatır dememizin sebebi hat tek heceli olduğundan dolayı ER'ye getirdiğimizde buradaki te ikilemektedir arkadaşlar. Türemektedir. Yine yani burada Deni de unutmayalım. Are you not that? your sister? Are you thin? Yani zayıf anlamındadır. Hani sen kardeşin daha zayıf mısın denilmekte de soru olarak soruluyor. Hemen burada da ne yapıyoruz? Thinner than şeklinde. Gene burada da neyin türediğini görebiliriz. My bike is Your bike. Benim bisikletim senin bisikletinden daha eski dememiz gerekiyor. My bike is older. Burada da eri getiriyoruz direkt than your bike şeklinde söylemiş olalım. 5'te I think basketball is nokta nokta voleybol. Bence basketbol voleyboldan daha ilginç dememiz gerekiyor ve şurada önemli bir ifademiz var. Buraya interesting dememiz yanlış olacaktır. Çünkü interesting uzun bir sözcüğümüzdür. Bayağı kaç heceden oluşuyor? Yani 3, 4, 5, 5, 5 heceden oluşuyor. 4, 5 heceden oluşuyor arkadaşlar. Bundan dolayı uzun diyebileceğimiz bir sözcük olduğu için başına more getirmemiz gerekmektedir. More interesting than şeklinde cümlemizi tamamlamamız gerekiyor. Bu uzun olduğunda kelimelerimiz more getirmemiz daha uygun olacaktır. Yani more getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde de B bölümünü, ikinci sorumuzu bitirmiş olalım ve devam edelim C bölümüyle. Burada da doğru seçeneği işaretlememiz isteniliyor. Take your it is raining. Neyi al diyor? Mesela sunglasses, güneş gözlüğü, şemsiye, köpek. Köpeğini al. Şunu şemsiyeni al. Güneş gözlüğünü al. It is raining. Yağmur yağıyormuş. Yağmur yağıyorsa o zaman neyimiz alacağız? Tabii ki de umbrella, şemsiyemizi alacağız arkadaşlar. İstanbul is, e, gene ifadeler warmer, ılık, colder, soğuk, hotter, sıcak, then Antalya. Antalya ile İstanbul'u kıyaslayacak olursak İstanbul tabii ki de daha soğuk olacaktır. O yüzden colder dememiz gerekiyor. Eğer Antalya'yı başa alsaydık, İstanbul'u buraya alsaydık o zaman Antalya is e, hotter than İstanbul dememiz gerekiyordu. Antalya İstanbul'dan daha sıcaktır ifadesini kurmuş olacaktık. 3'e baktığımızda What is the weather hot temperature in Holland? Burada dememiz ne dememiz lazım? Hollanda'da sıcaklık nasıl diye sormamız gerekiyor. E, what is the temperature in Holland. Hollanda'da sıcaklık kaç şeklinde sormuş oluyoruz. Sorumuzu bu şekilde tamamlayabiliriz arkadaşlar. Dörtte how do you feel like look on rainy days? Burada da yağmurlu günlerde nasıl hissedersin dememiz en mantıksız olacaktır. O yüzden how do you feel on rainy days? Yağmurlu günlerde nasıl hissedersin? One is as west north of Turkey. Şimdi Van arkadaşlar Türkiye'nin neresindedir? Doğusundadır. O yüzden direkt East'i burada söylememiz gerekiyor. West batı demektir. North kuzey demektir. Cevabımız Est, e, East olacaktır. Türkiye'nin doğusunda olduğundan dolayı bu şekilde tamamlamış olalım. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Sizler için çabalıyoruz. Sizler de bizleri desteklemek adına videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. D bölümüyle devam edelim. Burada da uygun boşluklara suitable yani uygun sözcüklerle doldurmamız istenilmekte. What is the weather like today? Hani burada bir soru sormamız lazım. Nasıl bir soru sorabiliriz? Bugün hava nasıl diye bir soru sorabiliriz. Veya işte e, hava durumu nasıl, neye benziyor gibi bir ifadesi kullanabiliriz. Burada da kalıbımız şudur. What is the weather like today? ifadesi bize hava durumunu e, sorma biçimi olarak e, öğretilen bir ifade olacaktır arkadaşlar. Bu ifadeyi Günlük hayatta da kullanabilirsiniz. İki de What noktında the, the temperature today bugün sıcaklık kaç diye sormamız gerekiyor, nedir diye sormamız gerekiyor. O zaman buradaki araya da ne gelebilir? What is the weather? What is the temperature today? ifadesi gelmiş olacaktır. Aynısı. Yukarıdakinin aynısı gördüğünüz gibi şurada burada weather yerine temperature yani sıcaklık ifadesi gelmiş oluyor. Weather'da bir de like burada bizim kullanacağımız bir ifade olacaktır. 3'e geçelim. Nokta nokta one is colder. One, one or mush. Hani one ilimi yoksa mush mi daha e, soğuktur diye sorulmakta. Bu soruyu tamamlayabilmek için de e, hani seçenek yapacağımızdan dolayı which'i kullanacağız. Hangisini kullanacağız? Which one is colder? Hangisi daha soğuktur? One or mush? One mı daha soğuk, mush mu daha soğuk? Bu şekilde sormamız gerekiyor. Sonra cevap verirken de onu da söyleyelim. Atıyorum one daha soğuk olsun. One is colder than muş şeklinde cevabımızı da veriyoruz arkadaşlar. 4. How does Sarah feel in spring? Sarah e, spring ilkbaharda nasıl hisseder diye sormamız gerekiyor. Buraya da does'ı getireceğiz. How does Sarah? Sarah olduğu için he, birisi olduğu için do ya S takısı getirerek, es takısı getirerek does şeklinde burayı tamamlamamız gerekecektir. 5. What does she like doing on sunny days? Burada da o yani kız olarak o'dan bahsediyoruz. Güneşli günlerde ne yapmayı sever diye sormamız gerekiyor. What does she like doing on sunny days? Güneşli günlerde ne yapmayı sever? O hakkında konuşuyoruz gene she olduğu için es takısını burada da getirmemiz gerekecektir. E bölümüyle devam edelim. Orada da right the opposite the adjectives below. Buradaki sıfatların opposite yani karşıtlarını, terslerini, zıtlarını yazmamız isteniliyor bizden. Hemen bakalım ilkini. İlkinde height yüksek demektir. Yüksekin e, zıt anlamlısı nedir? Alçak olacaktır. O da low'dur arkadaşlar. Ugly çirkin demektir. Çirkinin zıt anlamlısı güzel demektir. O da beautiful olacaktır. Beautiful şekline söyleyelim. Yanlış yazmayalım. Sonra young nedir? Genç demektir. Zıttı yaşlı yani old olacaktır. Old'un zıt anlamlısı da yukarıdaki gibi olduğundan dolayı young genç olacaktır. Fat şişman demektir. Zıt anlamlısı ince, zayıf, thin anlamına gelen sözcüğümüz olacaktır. Small küçük demektir. Ee, karşıtı büyük olacaktır. Buna da big diyebiliriz. Long uzun demektir. Karşıtı kısa olacaktır. Short diyebiliriz. Busy meşgul demektir meşgulün zıt anlamlısı e, nedir? mevcut yani meşgul olmayan hani e, tam olarak olumsuzu değildir de hani uygun anlamındadır. O da İngilizcede available şeklinde söylenilmektedir. available şeklinde burayı da söylemiş olalım arkadaşlar. Good iyi e demektir. İyi'nin e tersi zıttı yani bad kötü olacaktır. Difficult zor demektir. Zıttı ise kolay o da easy şeklinde olacaktır. Bu şekilde burayı da tamamlayalım ve F bölümümüze geçelim. Aynı zamanda son bölümümüz. Burada da make comparatives yani sıfatların komparatif hallerini yapmamız istenilmekte. Bu sorumuz oldukça önemli bir soru. Buraya yıldız atalım. Hani bu sınavımıza girmeden önce bu komparatif hallerini ezberlemeniz gerekmekte. Hani belli başlı fiiller var, sıfatlar var. Bu sıfatların, en çok kullanılan sıfatların komparatif hallerini bilmeniz gerekiyor. Bilmiyorsanız da kuralını bilmeniz gerekiyor. E R ekliyorduk, E R ekliyorduk. Eğer Y varsa, Y düşüyordu, Y R ekliyorduk. Eğer sözcüğümüz uzunsa başına mor getirerek yalın bir halde sıfatımızı yazıyorduk. O zaman bakacak olursak, Fat nedir? Şişman, e, şişmandır. Daha şişmandır diyebilmek için, Fatter ifadesini kullanacağız. Burada teymit tekrar etmekte, Fat tek heceden oluştuğundan dolayı kısa olduğu için e, tekrar etmektedir. Mesela Selim burada da. Slimmer olacaktır. Gördüğünüz gibi burada da M tekrar etmiştir. Tek hece gene. gördüğünüz gibi. Yani genellikle bu şekildedir. Young, younger olacaktır. Direkt ER takısı geldi. Daha genç. Sheep ucuz, sheeper olacaktır. ER getiriyoruz. Good ise arkadaşlar nedir? Irregular bir sözcüğümüzdür. Yani gooder değildir. Gooder derseniz puanınız gider. Burada irregular düzensiz olduğundan dolayı bu kuralı düzenli sıfatlar için söyleyebiliriz ama good sözcüğü düzenli bir sıfat değildir. Good'un komparatif karşılaştırma hali better olacaktır. Buna dikkat edelim. E, aynı şey bad için de geçerli. Bad'in komparatif halde worse olacaktı. Zaten onda verilmiş. Oraya gelince de yapalım. Burayı da işaretleyelim. Ugly çirkindir. E, uglier olacaktır. Burada ne oluyor tabii ki? Y düşüyor. Y'nin düşmesinden sonra da ere eklendiğini söyleyebiliriz. Daha çirkin. Crowded kalabalık demektir ee, ve bunu söyleyecekken de arkadaşlar more crowded ifadesini söyleyebiliriz. Uzun bir sözcüğümüz olduğu için more crowded bizim için e, uygun olacaktır. Yani crowded diyemeyiz, more crowded olacaktır. Fast, faster, mesela burada bakın 2 T gelmiyor. O belli başlı durumlarda geliyor. gene o e, türeyen sözcükleri de bilmenizde kesinlikle fayda var. Friendly, arkadaş canlısı. More friendly, daha arkadaş, canlısı şeklinde olacaktır. Bad the irregular bir sıfatımızdır. Bad, badderdale'dır. Yani er eklenmez. Düzensiz olduğu için worse olacaktır. Daha kötü anlamında kullanılmaktadır. Burada dikkat etmeniz gereken irregular sıfatları ezberlemek olacaktır. Daha başka irregularlar var. Onları da ezberleyip o şekilde sınavına da girmenizi kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Onun dışı e, kelimelerin e, zıtlarını da bilmeniz gerekiyor. Sonra bu şekilde sorular gelebilir diyebiliriz. Videomuzun sonuna geldik. Sonuna gelmeden önce sizlere şu soruyu sormak istiyorum. Bu soruyu yorumlar kısmına cevaplarsanız çok mutlu edersiniz beni. Hani soruyu e, konuyu anlayabildiniz mi? Anlatmamız, anlatımımız ne kadar faydalı oldu? Açısından bu şekilde kendimizi deneyebiliriz. Bu sorunun cevaplarını yorumlara yazarsanız çok mutlu edersiniz arkadaşlar beni. Hani ödüllü soru adını koyalım. O şekilde bir değerlendirmemiz olmuş olsun. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Videonun başına da dediğimiz gibi kitaplarımızı kitapışyer.com adresi yani yazılı 5 koduyla temin edebilirsiniz. Daha fazla örnek soru çözmek istiyorsanız da yazılıdayım.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kaç aldığınızda yorumlara yazmayı unutmayın.